Merhaba, bugün kuyumculuk programı olan Milyam yazılımımızda cari hesap seçme alanını anlatacağım. Hızlı satış yaparken satış yapacağımız cari hesap daha önce kayıtlı olan bir cari ise bu cari aranır, bulunur ve hesaba satışlar gerçekleştirilir. Cari hesabı bulmak için hızlı satış ekranındaki 3 noktalı butona tıklanır ve müşteri arama ekrana gelir. Aşağıda yer alan dokunmatik klavye üzerinden arama gerçekleştirilebileceği gibi sisteme bağlı olan bir klavyeden de tuşlama işlemi gerçekleştirilebilir. Sistem ilk 3 harf girildikten sonra o harfle başlayan cari hesap bilgilerini ekrana getirir. Örneğin bu kısımda 3 harfimizi yazdıktan sonra müşterimizin adı ekrana gelmiş oldu. Bu alandan müşterinin adına, koduna veya barkoduna göre de bulma işlemini gerçekleştirebiliriz. Uygun cari seçildikten sonra cari hesabı satış yapılacaksa seç butonuna tıklanması gerekir. Aranılan cari bulunamıyorsa veya mevcut değilse cari ekle butonuna tıklanır. Ve hızlı müşteri kartı ekleme ekranından yeni bir cari hesap kartı eklenebilir. Söz konusu olan caride hesap bulunmasına rağmen eksik bilgi varsa ve bu bilgilerin düzenlenmesi gerekiyorsa bu alandan cari seçilerek cari düzelt butonuna tıklanmalıdır. Ve ekranda gerekli bilgiler doldurulup kaydedildikten sonra düzenleme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Şimdi örneğin carimizi yazalım. Bu kısımda cari düzelt butonuna tıklayalım. Ve ekranda gerekli bilgiler doldurulup kaydedildikten sonra düzenleme işlemi de gerçekleştirilmiş olur. Çıkış butonuna tıklıyorum. Şimdi arama işlemini pasif hale getirelim ve tüm carilerimiz ekrana gelsin. Klavye butonuna tıklandığında aşağıdaki klavye alanı kaybolur ve cari hesap listesi bu kısımda uzamış olur. Tekrar basıldığında klavye aktif hale gelir. Ekranımızı kapatalım. Varsayılan satış carisine ilgili satışları kaydetmek için bu kısımda bulunan P butonuna tıklanmalıdır ve perakende carisi bu şekilde seçilmiş olur. Hızlı satış işlemi ekranındaki cari hesap seçim işlemi genel olarak bu şekildeydi.